Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. ABD devleri Türkiye'yi seçti. Değerli izleyenler, Türkiye'deki ofislerini kapatarak mal alımını kesen ABD'li gruplar Çin'i bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Bana da, Tommy, Mergen, Calvin Klein gibi devler alım için Türkiye'de yeniden ofis açtı. Amerika, Çin'le ticareti asgari seviyeye düşürerek Türkiye pazarına yöneldi. ABD'nin önde gelen giyim mağazaları artık alımlarını Türkiye'den yapıyor. Akşam gazetesinin haberine göre, geçmişte Türkiye'deki mağazalarını kapatan Banana, Tommy, Calvin, Herricks, Mergen, Textile, Andersen Ekonomik Grup, Türk üreticilerden ürün almak için Türkiye'de yeniden ofis açtı. Amerika Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Amerikalı alım grupları pandemiyle birlikte yüzlerini Türkiye'ye çevirdiler. Birçok ithalatçı firma Türk üreticileriyle bağlantı kurmak için bizimle temasa geçiyor. Bu konjonktür önümüzdeki dönemde de sürecek dedi. Koronavirüsün olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülke dış satımda gerilemeler yaşamasına rağmen Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD'ye ihracatında artış görüldüğünü hatırlatan Terzioğlu, bu trendin süreceğini vurguladı. Terzioğlu, pandemi döneminde Türkiye'nin ABD'ye e-ticaret kanalıyla yaptığı ihracatın ciddi oranda artış gösterdiğine de işaret etti. Terzioğlu, Amerikalılar Çin'le ticareti asgariye indirdiler. Çin'den doğan boşluğu önemli ölçüde Türkiye doldurdu diye konuştu. ABD'li hazır giyim alım gruplarının tekrar Türkiye'de ofis açmalarının Türkiye'nin ihracatını daha da artıracağını söyleyen Terzioğlu, özellikle e-ticaret yoluyla ABD'ye ihraç yapmak isteyen firmalara destek vermek için bir çalışma içindeyiz. Çok yakında ABD ile Türkiye arasında her türlü gelişmeyi sağlayacak Business New World projemizi açıklayacağız. Türkiye'nin ABD'ye 2019 yılında 7 milyar 893 milyon 415 bin dolar olan ihracatı %12.2 artarak 2020 yılında 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara yükseldi. Bu ülkeye ihracat Ocak'ta ise %25.3 artarken en fazla artış otomotiv ve yedek parçaları, hazır giyim ve konfeksiyonda yaşandı. Dış ticaret hacminin 20 milyar dolar düzeyinde seyrettiğini kaydeden Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD eski başkanı Donald Trump'ın bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini, bu hedefi ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın da sahiplendiğini belirtti.